Merhaba. Gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde yaratıcılığın sınırları aşılmış, resim ve çizim programları kullanıcılarına sonsuz imkan tanır olmuşlardır. Bilgisayar yardımıyla üretilen materyaller, özellikle reklamcılık ya da mimarlık gibi görsel tasarımın önemli olduğu bazı meslek gruplarının vazgeçilmezleri arasında yerlerini almışlardır. Çünkü bu programlar yardımıyla doğrudan bilgisayar ortamında resim ya da çizim yaratılabildiği gibi farklı ortamlarda üretilen görsel malzemelerin rengini, biçimini ya da boyutunu değiştirerek yeni bir tasarım elde etmek de mümkün. İşte biz de bugün resim ve çizim programları üzerine konuşacağız. Önce yardımcı doçent doktor Murat Atayici'ne dönüyorum ve soruyorum. Hocam, bilgisayar teknolojisi resim ve çizim yaratılarına ne tür katkılar getirdi? Gelecekte daha neler getirecek? Özellikle 80'li yıllardan sonra gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde resim ve çizim programları her alanda kullanılır oldu. Bunu yalnızca mimarlık ya da reklamcılıkla sınırlamak pek mümkün değil, olası da değil. Biz eğitimci olduğumuz için eğitim sektöründe de bilgisayarda resim ve çizim programlarından çok fazla yararlanmaktayız. Üniversitemiz Açık Öğretim Fakültesi 800 bin öğrenciye şu anda hizmet vermekte. Ve bizim bazı programlarımız online, yani çevrim içi, doğrudan bilgisayarla öğretilmekte. Bu bağlamda biz resim ve çizim programlarını oldukça yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bunu yalnızca eğitim sektörüyle de sınırlamak olası değil. Bilim dünyasında, özellikle eğlence dünyasında da bu programlar yoğunlukla kullanılmakta. Dikkat ettiyseniz, eğer bilgisayarda bazı üretilen grafikleri ya da çizimleri gördüyseniz, günümüzde de bazı soğukluklar görürsünüz. Bilgisayarda üretilen görüntülerde çevresine baktığınız zaman gerçek dünyayı pek algılayamazsınız. Bazı kaynakların bize belirttiği ya da bazı öngörülere göre teknoloji bu hızla ilerlerse, bilgisayarda üretilen görüntüler önümüzdeki 20 yıl içerisinde gerçeğe çok yakın ya da gerçeğin bir kopyası olacak deniliyor. Bu çok önemli bir şey. Şu anda normal gözle baktığımızda gerçeğinden ayırt edemediğimiz görüntüler üretilse bile çok dikkatli baktığımız zaman gerçek dünyadaki ayrıntıları biz yakalayamıyoruz hala bilgisayarla. Bilgisayar dünyasındaki bu hızlı gelişim belki 20 yıl değil, gelecek 10 yıl içerisinde bize bu olanağı sunacak. Ama dediğim gibi resim ve çizim programları her alanda kullanılmakta. Özellikle eğitim alanında. Tıp ve pilot eğitiminde hatanın çok kötü sonuçlar doğurduğu sektörlerde bilgisayar ve bilgisayarda üretilen animasyonlar, grafikler kullanılmakta yoğun bir şekilde. Dediğim gibi eğitim sektöründe biz yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bilim dünyası kullanıyor bunu. Eğlence sektörü, şu anda bir numara olan sektör, televizyon yayıncılığı, reklamcılar ve hatta film dünyası bilgisayarda üretilen grafiklerden, yazılımlardan çok fazla yararlanmakta. Günümüzdeki üretilen filmlere baktığımız zaman çoğunun bilgisayar yardımıyla üretilip geliştirildiğini görüyoruz. Gelecekte bilgisayarlar günlük yaşantımıza çok daha fazla kolaylıklar getireceklerdir. Umarım yakın gelecekte biz de uzaktan eğitimde bilgisayarları çok daha fazla yoğun bir şekilde kullanabileceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bilgisayarda resim ve çizim üretmek için kullanılan yazılımları iki farklı gruba ayırıyoruz. Birincisi piksel tabanlı yazılımlar, ikincisi ise vektör tabanlı yazılımlar. Bu iki farklı türdeki yazılımların özellikleri nelerdir? Bu sorunun cevabını da öğretim görevlisi Cemalettin Yıldız'dan alıyoruz. Bilgisayar ortamında iki farklı görüntü oluşturma programı kullanılır. Bir tanesi piksel bazlı program, bir diğeri vektörel bazlı program. Piksel bazlı programlarda görüntüler, piksel dediğimiz küçük kutucukların yan yana gelmesiyle görüntüyü oluşturur. Vektörel bazlı programlarda ise piksel ya da ona benzer küçük bir birim yoktur. Çapa noktaları dediğimiz noktaların arasındaki eğrilerin ve doğruların birleştirilmesiyle görüntülerin oluşması sağlanır. Piksel bazlı programlarda görüntüyü oluşturan pikselin büyüklüğü o dosyanın büyüklüğünü ya da küçüklüğünü belirler. O bahsettiğimiz pikselin büyüklüğü
yükseldikçe görüntü çözünürlüğü düşer. Çözünürlük dediğim görüntü kalitesi. Pikselin birimi küçüldükçe görüntü kalitesi büyür. Görüntü daha net görünmesi sağlanır. Piksel bazlı programlarda daha çok görüntü işlenir. Bilgisayar ortamında tarayıcı yardımıyla ya da dijital fotoğraf makinesi yardımıyla aktarılan görüntü üzerinde değişiklikler resim programında yapılır. Çekilmesi mümkün olmayan görüntüler yine bu program yardımıyla oluşturulur. Çekilen bir görüntünün, oluşturulan bir görüntünün ışığı, ışıksızlığı, negatifi, pozitifi bu görüntü programının aracılığıyla ayarlanabilir. Diğer program, vektörel bazlı programda ise matematiksel olarak noktaların birleşmesi mantığıyla çalışan bu programlarda daha keskin görüntüler elde edilmesi mümkündür. Yapılan bir tasarımda kullanılan tipografik elemanlar, yani yazı elemanları, kullanılan amblemler daha çok çizim programlarının aracılığıyla yerleştirilirler. Ben bu iki programın nasıl çalıştığını mantığını size daha kolay anlatabilmem için daha önce yaptığım bir taslak çalışmasının bu iki program aracılığıyla nasıl gerçekleştirdiğini göstereceğim biraz sonra. Bu taslak çalışmasında kullandığım görüntü tek bir aşamada çekilmiş bir fotoğraf değil. Ben bu kurguladığım kompozisyonu elde edebilmek için farklı zamanlarda, farklı yerlerde çekilmiş resim belgelerini bu resim programı aracılığıyla aynı ortamda çekilmiş, arka arkaya kurgulanmış bir görüntü gibi algılanmasını sağlayacağım. Daha sonra görüntümü oluşturduktan sonra çizim programı yardımıyla tasarladığım afişin üzerindeki tipografik ve kurum amblemi gibi eksiklikleri yerleştirip afişimi sonlandırmış ve renk ayrımını hazırlamış duruma gelmiş olacağım. Şimdi resim ve çizim programlarından yararlanan bir hocamızı dinliyoruz. Doçent Fikret Uçar. Çünkü o hem Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir hocası hem de bir grafiker olarak resim ve çizim programlarını çalışmalarında sıklıkla kullanıyor. Bakalım Fikret hocamız resim ve çizim programları ile ilgili neler söylüyor ve bu programlardan nasıl yararlanıyor? Tabii bilgisayar bizim için vazgeçilmez bir araç ama eğitim aşamasında özellikle vurguladığım benim bir bölüm var. Bilgisayar aslında bir kutudan ibaret, tasarlama yeteneğine sahip değil. Bu aracı eğer iyi şekilde kullanırsa tasarımcı iyi sonuçlar elde edebiliyor. Zaten Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrencilerimize de sık sık verdiğimiz örnek aynen bu şekilde. Onların yaratıcılıklarını kuşkusuz farklı ufuklara taşıyan bir araç. Bilgisayar, görüntü işlem yazılımları, vektörel bazlı çizim programları. Ancak temelde fikre bağlantılı olarak da tasarım bizim en üzerinde durduğumuz boyutu için. Bugün görüntü işlem programları dijital fotoğrafçılıktan masaüstü yayıncılığa, televizyon teknolojisinden interaktif grafik tasarıma kadar pek çok konuda bize yardımcı olmakta. Bildiğiniz gibi aslında vektörel bazlı yazılımlarla direkt piksel bazlı yazılımların arasındaki temel fark, piksel bazlı yazılımlarda bilgisayar sadece piksellerin yapısını ve onların tonlarını biliyor. Vektörel bazlı programlarda ise matematiksel iki ayrı noktanın matematiksel koordinatlarını biliyor. Dolayısıyla yapı açısından çok önemli bir fark var. Birini diğerinin yerine kullanmak çok mümkün değil. Görüntü işlem yazılımları özellikle baskı öncesi hazırlıkta bizim çok işimize yarıyor. Taradığımız bir görüntüyü, sayısallaştırdığımız bir görüntüyü ekrana geçirip sonra ekranda gerekli düzeltmeleri, rötuşları yapabiliyoruz. Ve bu düzeltmeleri yaparken sayısal data üzerinden çalıştığımız için herhangi bir kayıp söz konusu değil. Direkt birebir orijinalle aynı çalışma şansına sahibiz. Bunun yanı sıra görüntü işlem programları bilgisayar ortamına geçilmiş bir görüntünün çalışılmasının yanı sıra aynı zamanda direkt çizim amaçlı, resim amaçlı da kullanılabiliyor. Örneğin bu bir tabletle birlikte çalışan baskı duyarlı bir kalem. Bunun mouse'dan temel farkı, mouse'da sadece açık kapalı komutları söz konusu. Bunun içinde ise
100 küsür ayrı seviyede basınca duyarlı bir yapı söz konusu. Bu sayede aynı fırçayı kağıt üzerine değdirdiğinizde ilk başta çok ince, sonradan kalınlaşar bir sistem söz konusuysa, aynısı bir şekilde bilgisayar teknolojisine geçirilmeye çalışılmış ve bir nevi imite edilmiş bu yapı. Bununla birlikte çalışan da daha resim amaçlı kullanılabilecek yazılımlar söz konusu. Ben şu anda bir illüstrasyon üzerinde çalışıyorum örneğin. Bu illüstrasyon bir bilim adamının illüstrasyonu. Burada ben her ikisini de birlikte kullanıyorum. İlk önce bu portreyi çiziyorum. Ardından bunu resmediyorum ki bu resim aşaması aynen bizim normal konvansiyonel sistemlerimiz gibi planlanmış. Orada tüm fırçalarınız var, yağlı boya var, sulu boya var, çizim araçlarınız var. Hatta kurşun kaleminizin yumuşaklık derecesini dahi ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu illüstrasyonu farklı bir programda gerçekleştiriyorum. Ardından görüntü işlemi daha iyi örtüştürebileceğim başka bir programa taşıyorum. Bunun yanı sıra çekilmiş fotoğraflarımız var. Bu konuyla ilgili laboratuvardan ya da bu teknolojik çalışma merkezlerinden çekilmiş fotoğraflarımız var. En son da bu iki yapıyı birleştirerek illüstrasyonumu tamamlayacağım. Bu aşamanın tabii en önemli özelliği, her şey masanızın üzerinde bitmiş oluyor. Resim ve çizim programlarını kullanarak bizler de kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bazı görsel materyalleri kolaylıkla hazırlayabiliriz. İşte size bir örnek. Sualtı Kulübü bir gezi düzenliyor ve Okan da bu gezinin ilanını hazırlıyor. Etkileyici bir ilan olması için de metninde bazı resimler de kullanmayı ihmal etmiyor. Arif abi, ben daha önce bilgisayarda hiç resim programı kullanmadım. Ama bu program herhalde diğer programlardan daha zor değildir. Zor değil gerçekten de. Çok kolay bir program esasında bu. Ve fareyle de hiç resim yapmadım. Biraz zorlanabilirim o yüzden. Evet, o konuda haklısın. Bu programda fareyle resim yapmak biraz zor. Ama teknoloji o kadar gelişti ki Okan, yani baskı duyarlı kalemler var artık. Onlarla çok kolay resim yapılabiliyor. Biliyorum, bir kere görmüştüm o kalemlerden ama şu anda elimde yok. O yüzden mecburen fareyle yapacağım. Olsun, zaten sen bu afişini bazı resimleri kullanarak yapacaksın zaten, değil mi? Yani evet, resim çizmene evet, çok fazla gerek yok. Değil mi? Hadi açalım bakalım o zaman programımızı. Tamam, başlattan programlara geliyorum. Donatılar ve çizim donatılardan programı. Çizim programımızı açıyorum. İstersen başlayalım. Ne tamam, ilanı hazırlayalım. Tamam, hadi bakalım. Önce düzene geliyorum. Düzenden, dosyadan yapıştır diyorum ve aynen, resimlerim klasörümden. Bunu JPEG uzantısı yaparsan. Evet, evet, dosyalarım önüme geldi. Buradan bir resim seçelim. Hangisi olsun? Şu iyi ve aç diyorum. Önce biraz aşağıya alayım ben bunu Arif abi. Ne yapacağını çok merak ediyorum açıkçası Okan. Merak etme, birazdan karşına gelecek. Şöyle biraz ayarlayacağım. Ve evet, sanırım oldu. Biraz daha aşağı doğru uzatırsan, ortadan tutup mesela daha güzel gözükür. Şöyle dersen. Biraz daha tamam. Büyüttüm. Evet. Güzel. Şimdi önce silgiyi seçip şuradaki şu siyah çizgiyi bir kaldıralım burada. Tamam, peki. Silgiyi seçiyorum. Evet. Ve yavaş yavaş silmeye başlıyorum. Ha, sen var olan resimdeki çerçevenin etrafındaki evet, siyahlığı siliyorsun yani. Evet. Peki, peki. Evet. Tamam. Tamam. Oldu. Önce kalemi seçeceğim. Hı. Ve mavi renkle buradan bir çizgi çekeyim diyorum. Ve şöyle hafif de dalgalı olsun. Ve şimdi renk seç diyorum. Hı-hı. Rengimi belirliyorum. Peki. Ve sonra da onu dolduracaksın, doldur, öyle mi? Evet. Aynı denizin içi gibi oldu. Peki kumluk bölüme de o zaman aynısını yapacaksın, hı-hı, öyle mi? Evet, evet. O biraz böyle yer görünümü vermek için. Fırça da yap istersen. Kalemi yapmaktansa. Ve siyah rengi seçiyorum. Tamam. Evet. Şu iyi bir evet, büyüklük sanırım. Fırçanın boyutunu doğrudan ayarlayabiliyorsun. İstediğin evet, fırçayı seçebiliyorsun. Evet, evet. Şöyle. Orayı da tamamlayacaksın. Ve burası. Diğer tarafı. Şöyle yaparsam. Tamam. Bir daha tekrar renk seç. Ve bu sefer
Toprağın rengini seçiyorum. Renkle doldur diyorum. Evet. Tekrar dosyadan yapıştır diyorum. Bir resim daha ekleyeceksin. Tabii. Şimdi nerede benim dalgıçım? İşte burada benim dalgıçım. Ve dalgıçımı açıyorum. Oo, çok büyük geldi. Biraz küçültürsün. Evet. Sen, bunun da boyutunu küçülteceğim. Çünkü yazı falan yazarsan sana yer kalsın. O zaman biraz daha küçülteyim. Şöyle. Çünkü peki. Daha sonra bir resim daha geliyor. Öyle mi? Evet. Ya gerçekten... Dalgıçı yalnız mı bırakacağım? İyice merak ettim doğrusu Okan. Bunu tekrar dosyadan yapıştır diyorum. Evet. Ve resimler klasörünün içindeki resimlerimden deniz kızını seçiyorum. Deniz kızı. Açıyorum. Çok güzel. Ve deniz kızını getiriyorum buraya. Onun da boyutuyla oyna o zaman biraz daha. Evet. Evet. Ha böyle de oldu. Böyle nasıl? Bence güzel. Güzel. Bence güzel. Biraz yukarı. Evet. Tamam. Yani ters çevirsek. Tamam, yani böyle olur. Dalgıça el sallıyormuş gibi falan olsun. Biraz esprili gibi olsun. Yani. Tabii. Öyle mi? Tamam çevir bakalım. Esprili olsun yani. Tamam hadi çevir bakalım. Evet. Döndür ve çevir resim menüsünden döndür ve çeviri seçiyorum. Evet. Ve yatay çevir seçeneği. Tamam diyorum. Heh. Nasıl tamam. Oldu? Çok güzel oldu. Hem ayrıca buradaki ayaklar da sanki böyle balık adamın ayaklarıymış gibi duruyor. Tamam, şimdi istersen ilanımı yazayım. Tamam, hadi metine gel o zaman. Tamam. Kırmızı rengi seçtim ve... Tamam. Önce kulübün ismini yazıyorum. Tamam. Büyük harfle yazayım. Hı. Şöyle uzatayım. Tamam. Fethiye gezisi yazayım. Tamam. Evet, Fethiye gezisi. Tamam. Aynı şekilde. Evet. Ve? Tarih mi gireceksin? Tarih. Tamam. 23-25 Mayıs. Mayıs 2000. 2003. Evet. Tamam. Onun da boyutuyla biraz oyna istersen. Yani biraz uzat. Uzatayım mı? Uzat birazcık. Heh. 2003 yanına gelsin. Tamam. Tamam. Şimdi bunların yerlerini değiştirelim. Biraz karışık biraz oldu değil mi? Karışık oldu. O yüzden seç. Buradan seçe geliyorum. Hı. Aşağıdan başlayayım. Evet. Evet. Aşağıdan başla ki senin için kolaylık olsun. Tamam. Tut onu. Evet. Şöyle getirdim. Tamam. Şimdi Fethiye giysisini alayım. Onu da ortalayayım. Tabii. Şöyle. Su altı kulübünü de al bence. Su altı kulübü. Onu da biraz daha yukarı çekebilirsin. Biraz yukarı. Şöyle. Biraz daha çekebilirsin hatta. Bu nasıl? Evet. Değil mi? Tamam, çok güzel. Tamam. Bence gayet güzel oldu değil bu mi? Bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar. Nasıl güzel zaman olmadı mı? Hemen bir bastırıp bir bakalım. Olmazsa değişikliklerini de daha sonra yaparsın. Tamam, bastıralım. Tamam mı? Dosya menüsüne gelelim. Geldim. Sayfa yapısına gelelim çünkü sen yatay çalıştın. Bunu. Evet. Baskıda da öyle yapmamız gerekiyor. Aç sayfa yapısını. Buradan yatay bölümü işaretlemen gerekiyor. Yönlendirme yatay. Evet. Zaten A4 boyutunda. Buna tamam diyelim. Tamam. Bir baskı ön izlemeyiz bakalım. Dosyadan diyorum ve baskı ön izleme diyorum. Bakalım. Evet. Baskımız aynı bu şekilde çıkacak. Bunu kapatıp bir baskı alalım istersen. Yazdır değil mi direkt? Sen bilirsin, oradan da diyebilirsin. Tamam, buradan da çıkıp diyorum. Tekrardan dosya menüsünden yazdır da diyebilirsin. Buradan direkt yazdır diyelim. Tamam, yazdır da bakalım. Tek sayfa. Tek sayfa. Tamam diyorum. Bir tane kopyası var. Bir kopyası. Tamam, şimdilik bir kopya tamam. Bakalım. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Arif abi sen de katılsana bizimle. Yani su altı dünyasını görmen gerekiyor. Kesinlikle görmen gerekiyor. Çünkü gerçekten başka bir dünya. Daha önce hiç daldın mı? Yok, hayır. Bak afişini al. Bunun üstünde istediğin değişiklik olursa hoşuna gitmeyen bir şey burada rahatlıkla değiştirip bir daha çıktı alırsın. Gayet güzel olmuş. Bunu bir renkli fotokopiyle çoğaltıp her yere asıl. Evet. Fethiye gezisinin çok eğlenceli geçeceği daha şimdiden belli. Dönüşte ise Arif ile Okan birlikte veri tabanlarını çalışacaklar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.